Sevgili arkadaşlar, günaydın herkese. Hoş geldiniz. Şimdi kısa bir değerlendirme yapalım. Bitcoin'e baktığımız zaman geri çekilmeler mevcut. Zaten bunları konuşmuştuk dünkü videoyu hatırlarsanız. Bitcoin'in bir direnç noktasında olduğunu, en son şuradaki gelen hareketlerde de RSI 70 bin noktasının karşımıza direnç olarak çıktığını ve aşağıda bir tane kırmızı mumun bulunduğu seviye olan 43.300 dolarlar civarının da şuradaki iğneli hareketle birlikte zayıflatıldığından bahsetmiştim sizlere. Doğal olarak gelecek olan geri çekilmelerde 43.300 dolar bandının karşımıza bir daha ciddi bir destek olarak çıkmasını beklemiyorduk. O yüzden daha aşağı seviyeler olan 41.500 dolarlar bandı bizim için önemliydi arkadaşlar. Şu anda baktığımız zaman da Bitcoin'in bu seviyelere geldiğini görüyoruz. Buradan bir saatliğe geçtiğimiz zaman mumların yapısı biraz daha net gözüküyor. Bakın şu bölgede arkadaşlar iki tane kırmızı mumumuz var. Bir tane kırmızı mumun bulunduğu nokta, ilk kırmızı mumun bulunduğu nokta yaklaşık olarak 41.800'ler civarına denk geliyor. Bitcoin geri çekilme esnasında buraya değiyor ve bir miktar tepki alıyor. Zaten bir saatlikte bir tane kırmızı mum olduğundan dolayı buradan tam gaz yukarıya devam etmesini beklemiyoruz. Geliyor bu seviyede iki tane kırmızı, iki tane yeşil mum kapatıp sonrasında geri çekiliyor. Şu anda da bana göre bir destek noktasında ve bu destek noktası da biraz daha güçlü bir seviye diyebilirim. Çünkü arkadaşlar buradan bakın biraz daha grafiği geriye aldığımız zaman aşağıdan gelen yani yaklaşık olarak 34.000'lerden başlattığımız kısa vadeli yükseliş trendine de değdiği noktalara denk geliyor. Bu seviye hem 1 saatlikte hem de 4 saatlikte karşımıza zaten destek olarak çıktığı ortada. Doğal olarak yükseliş trendinin devam etmesi için buralardan biz tepki alıp yükselen tepeler yapmaya devam etmemiz lazım. Yani şu anda bulunduğumuz ortalama olarak konuşuyorum 41.500'ler bence güçlü bir destek noktası olarak karşımıza çıkacaktır. İlla ki buradan bir tepki hareketinin en azından gelmesini bekliyorum. Bu tepki hareketi de öğleden sonra piyasaların kapanmasıyla birlikte de gelebilir. Yani şu anda Bitcoin 34.000'lerden başlattığı kısa vadeli yükseliş trendini tekrardan test ettiği yerlerde diyebiliriz. Buradan tekrardan bir saatliğe geçiyorum. Buranın altında başka destek noktası neresi derseniz o da 39.000'ler civarını gösteriyor. Zaten bu bölge çok daha ciddi bir destek noktası hatırlarsanız. Buralarda birkaç tane kırmızı mum vardı. Ama bu bölgeye baktığımız zaman çok daha güçlü bir seviye. Fakat ben şu anda arkadaşlar 41.500'lerden bir hareket gelmesini beklerim şahsen. Çünkü bu nokta ilk defa deneniyor Bitcoin'de. Bitcoin buradan düşecekse bile bir önceki dip noktalarına doğru bir hareket yapıp oralardan satış demeli. Yani baktığımız zaman mesela yukarıda yeşil mumun olduğu seviye neresi? 42.300, 42.400 dolarlar civarı. Buradan bir tepki geldi. Baktık bu tepki çok zayıf kaldı. 42.300 dolarlar civarında ciddi bir satıcı kitlesiyle karşılaşır ve bu sefer 39.000'lere gider. Ama ben şu anda bunu beklemiyorum arkadaşlar. Buralardan bir tepki alma ihtimali biraz daha yüksek. Zaten hatırlarsanız bu civarlarda acaba bir Tobo mu yapar yoksa Çanakkulp mu yapar diye konuşuyorduk. Şu anda belki de Bitcoin sağ omuzu oluşturuyor veya buradaki çanağın kulbunu oluşturuyor. Ben normalde böyle formasyonlardan analiz yapmayı çok sevmiyorum. Hangi formasyona bakarsınız bakın arkadaşlar. Önemli olan noktanın 44.500 civarları olan buradaki boyun noktası olduğunu göreceksiniz. Doğal olarak bu seviye kırıldığı zaman derinliklerin kademe kademe yukarıya doğru fiyatlandığını göreceğiz arkadaşlar. Genel olarak saatliklerde durumlar bu şekilde. Bu derinlikler de bizi ortalama olarak 51 bin dolarlar civarına kadar taşıyacaktır diye düşünmekteyim arkadaşlar. Günlüğe baktığımız zaman da benzer bir görüntü var. Daha önce hatırlarsanız iki defa hatta şurayı da sayarsak 3 defa bulutun altına değdiğimiz yerlerden satış yedik. Şu anda da arkadaşlar bulutun üstüne değdiğimiz yerden bir miktar satış yediğini görüyoruz. Doğal olarak bir sonraki denemesinde kendisini biraz daha bulutun üstüne rahat atmasını bekleyebiliriz. Şimdilik Bitcoin'de bana göre takip edilmesi gereken noktalar arkadaşlar bunlardır. 41.500 seviyesi de şu anda Bitcoin'de ilk defa denendiğinden dolayı buradan bir şahsen en azından tepki hareketinin gelmesini ben bekliyorum. Bugün de Cuma olduğundan dolayı
diğer piyasaların kapanmasına yakın saatlere özellikle odaklanmamız gerekiyor. O saatlerde piyasaya bir para girişi olup olmadığına yakından bakacağız. Yani o saatlerde piyasaya para girişi olacak demiyorum arkadaşlar. Olup olmayacağına bakacağız diyorum. Çünkü bana göre Cuma günü diğer piyasaların kapanmasıyla piyasaya giren para aslında bize ait bir para değil. Çoğunluğu en azından. Çünkü arkadaşlar hafta sonu kripto para borsaları açık olduğundan dolayı, diğer piyasalar kapalı olduğundan dolayı bazı traderlar, yatırımcılar hafta sonunu boş geçirmek istemiyorlar. Bundan dolayı da diğer piyasaların kapanmasıyla birlikte bir miktar paranın kripto paralara girdiğini görüyoruz. Böyle olduğu zaman da bu para genelde pazar günü diğer piyasaların açılmasına yakın saatlerde de çıkış yapıyor. Yani biz cuma akşama doğru eğer ki piyasada bir yükseliş görürsek doğal olarak pazar akşama doğru da piyasada geri çekilme görme ihtimalimiz artıyor arkadaşlar. İşte ben bu cümleyi kurduğum zaman çünkü bazen şey yazılıyor işte hani cuma akşamı piyasaya para girecekti. Aslında böyle bir şey demiyorum. Bunlar tamamen benim kendi tespitlerim. Belki doğrudur, belki yanlıştır. Bunlar tartışılır arkadaşlar. Şu anda Bitcoin'in saatliğinde ve günlüğünde durumlar bu şekilde. Haftalığa baktığımız zaman da ortalama olarak pazar günündeki kapanış da bu civarlarda geldiği zaman en azından buradaki mumun yeşil kapandığını gördüğümüz zaman arkadaşlar uzun bir aradan sonra haftalıkta da Bitcoin'de yükselen bir dip gelmiş olacak. Son zamanlarda hatırlarsanız yaklaşık olarak 68 binlerden beri sürekli alçalan dipler yaptık. Ve uzun zamandan sonra bir yükselen dip Bitcoin'de gelmiş olacak. Hatırlarsanız en son şu bölgelerde zaten bir kanal içerisinde olabileceğini konuşuyorduk. Ve haftalıkta yükselen dip olayı Bitcoin'de devam etmekte. Buradan dolar endeksine baktığımız zaman da en son 4 saatlikte böyle bir daralım takip etmiştik arkadaşlar. Bu daralım hedefine ulaştıktan sonra bizim için aslında bir önemi kalmadı. Artık derinliklere, RSI'ye vesaire falan bakacağız. Şu bölgedeki derinlik acaba fiyatlanıyor mu denilebilir. Şahsen bir miktar daha yukarı doğru gidecek gibi gözüküyor. Günlüğüne baktığımız zaman zaten yukarı yönlü trendler hala devam etmekte. Bulutun üstünde fiyatlanıyoruz. Geri çekilmelerde bulutu destek yapıp şu anda dalga dalga yükselişlerine devam ettiğini görmekteyiz. Fed toplantısına kadar bu şekilde tam gaz devam etme ihtimali zaten oldukça yüksek. Toplantılardan sonra arkadaşlar muhtemelen enflasyon haberleriyle birlikte dolar endeksinde de bir düşüş trendinin başlayabileceğini ben şahsen düşünüyorum. Şu anda şahsen bunları takip etmekteyim. Şu anda dolar endeksinde net bir al veya sat sinyali benim gözüme çarpmıyor arkadaşlar. Fakat gün içinde yapacağı hareketler doğal olarak hafta sonu adına da bize ufaktan ipuçları verebilir. Bundan dolayı her zaman olduğu gibi bunu da bir yandan lütfen takip edelim arkadaşlar. Genel olarak dolar endeksinde durumlar bu şekilde. Ethereum'da takip ettiğimiz bir daralım vardı. Şu anda bu daralım da devam ediyor arkadaşlar. Aşağıya doğru kırılmış gibi gözükebilir. Fakat ben bunu çok ciddi düzgün bir şekilde çizmedim. O yüzden bunlara çok fazla takılmayın. Ve günlükte olduğundan dolayı da aşağıya doğru bir iğne de yapabilir. Yani günlük kapanışlara bakacağız arkadaşlar. Bu daralımın da sonlarına gelmiş bulunuyoruz zaten. En dibine kadar kullandığını varsaysak bile Mart'ın ortalarını gösteriyor bize. Bu da zaten toplantı zamanlarına denk gelmekte. Şu anda yani Ethereum'un BTC grafiğindeki bu daralımda da net bir kırılım var diyemiyoruz. Genel olarak şu anda da durumlar bu şekilde. Yorumlarda Tether'in dominansını soran arkadaşlar vardı. Tether'in dominansında son durum nedir tarzında yorumlar olduğunu görüyorum. Arkadaşlar Tether'in dominansında da aynı dolar endeksinde olduğu gibi yükseliş trendi devam ediyor diyebiliriz. Fakat en son gelen şuradaki hareketle birlikte bakın bir alçalan tepe yapmış oldu. Yani bu bir zayıflığa işaret aslında. Ve bu alçalan tepe ile birlikte de tekrardan trend noktasını test etti. Trend noktası olarak da bulut seviyesini takip edebiliriz. Tam olarak bakın burada bulutun altına değdiği yerlerde bir miktar tepki aldı. Doğal olarak buralarda önce yükseliş trendinin kırılmasını bekleyeceğiz. Yani kendisini bulutun alt noktasına atmasını bekleyeceğiz. Ardından da buradaki ikili tepenin boyun kısmı ve ardından da derinlik yakından takip edilebilir.
Hatta şöyle grafiği biraz daha geriye çektiğimiz zaman çok daha büyük bir İkiltepe var da denilebilir arkadaşlar. Ama şu anda kademe kademe gitmek biraz daha doğru. Aşağıdan gelen yükseliş trendleri devam ediyor. Fakat en son gelen harekette yükselen tepe yapamadı. Bu da bir zayıflığa işaret olabilir. Bu alçalan tepe yükselen dip olayından dolayı TT'nin dominansının bir daralıma gittiğini de görebiliriz. Çünkü böyle olunca ne oluyor? Aşağıdan gelen bir yükseliş trendi var. En son gelen hareketle birlikte de alçalan tepe yaptığından dolayı kısa vade adına da bir düşüş trendi başlatmış oluyor. Doğal olarak bu iki trend arasında bir daralımını da görebiliriz arkadaşlar. Benim genel olarak şu anda piyasalarda takip ettiklerim bu şekilde. Herkese bol kazançlar.